Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi ve Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi olarak seçimlerden sonraki ilk meclis toplantımızı bugün başlattık. Toplantımız şu an devam ediyor zaten. Toplantının 3 temel gündemi var. Seçim döneminin değerlendirmesi, kadınlar cephesinden önümüzdeki dönem bizi neler bekliyor ve aslında kendi eksikliklerimizi de gören sahici, gerçekten kadınca bir eleştiri, öz eleştiri mekanizması işleterek Büyük Kongre'ye giden süreçte bütün kadın dinamikleriyle, toplumsal halkımızla, sadece halkımızla da değil, kadın yapılarıyla, çeşitli öznelerle birlikte bu süreci değerlendirip nerede tıkandık, nerede eksikliklerimiz oldu ve önümüzdeki dönemin ihtiyacı ne, buna uygun siyasal ve örgütsel bir yenilenmeyle, gerçek bir yenilenmeyle tekrar hani mücadelenin devamı niteliğinde güçlenerek önümüzdeki dönemi karşılamaya, aşmaya hem parlamentoda, hem sokakta, hem hayatın her alanında hakikaten bu ırkçı, tekçi, milliyetçilikle kendisini güncelleyen bu yeni ittifakın karşısında toplumsal muhalefeti %48'e varan bir hayır cephesinin içinde, onu da gören bir yerde genişleyerek, kendimizi güncelleyerek mücadele haritamızı çizeceğiz. Henüz biz kolektif olarak bu son gündemde onu ele alacağız. Bunu da sonuç bildirgemizle kamuoyuyla paylaşacağız. Ama biz hani gelen kadınlarla değil, kadınların yaşam alanlarına giderek. Hem dediğim gibi ev emekçisi kadından tarım emekçisi kadına varıncaya değin, bize eleştirisi, uyarısı, katkısı olabilecek bütün toplumsal kesimlerle, halkla daha yatay, sadece parti binalarına sıkışan değil, tabii ki parti mekanizmalarımızla da konuşan, gidip halkı da dinleyen, önerilerini, bilgeliğinden faydalanan, kendimizi de tekrar yenilenmiş olarak hazırlayıp mücadele döneminin önemli derslerini almış, dersini iyi çalışmış, halktan beslenmiş, halka öz eleştirisini vermiş bir büyük kongreyle taşlandırmayı hedefliyoruz. Ama kapalı kapılar ardında parti binalarına sıkışan bir yaklaşımla değil, ama örgütümüzün ana iskeletiyle de sahici, ortak soruları soran ve ortak yanıtlar arayan bir yarı yapılandırılmış metodoloji izlemeyi düşünüyoruz. Şimdi Xinjiang Azadi, yani kadın yaşam özgürlük, bir slogan olmanın ötesinde aslında bir fikriyatın çerçevesini oluşturuyor. İçinde derinliği olan, siyaseti olan, felsefesi olan, hayata bakışı olan, aslında bir kurucu iradeye de işaret ediyor. 21. yüzyılın kadın yüzyılı olma özelliği, tam da 20. yüzyılda, 19. yüzyıldan itibaren kadınların mücadelesiyle kazanılmış hakları, hem ülkemizde, hem bölgede, hem dünyada tekçi, otoriter, faşizan rejimler eliyle el konması, kazanımlarına el konması, geriletilmesi, Cumhuriyet dönemlerinin bütün eksiklikleriyle beraber kazanımlarını da sıfırlayan, lümpen, tekçi, biraz padişahlık, krallık özentisine dayanan bu savaşçı aynı zamanda. Bu rejimin karşısında hem kendi hakları ve hayatları için, hem önümüzdeki yüzyılı, hakikaten içinde bulunduğumuz yüzyılı daha doğrusu, hem hayatı hem rejimleri dönüştürerek, demokratikleştirerek bir mücadelenin seyri yükselecek. Bu dün İran'da öyleydi, Türkiye'de böyle, dünyanın çeşitli yerlerde yükselen bir kadın muhalefeti, direnişi, hem haklarını savunuyor, hem hayatlarını savunuyor, hem kazanımlarına sahip çıkmaya, hem de bu yüzyılın ihtiyaçlarına göre bir yeni yaşam paradigması, yani Xinjiang Azadi'yi bir paradigmal çerçeve olarak görüyoruz, bunu böyle değerlendiriyoruz, onu bir slogan olmaktan çıkaracak, yeryüzün otoriter rejimlerinin dışında kadın özgürlükçü, eşitlikçi bir çizginin mücadele alanının izleri görünüyor, bunun büyüyeceğini biliyoruz. Zaten biz de bunu büyütmeye adayız. HDP üzerindeki kapatma davasının seyri, belirsizlik, iktidar tarafından bir siyasi hamle olarak, belirsiz tutularak aslında bizi bir belirsizliğe sevk etme ve örgütsel çözülüşe yol açma gayretindeler. Biz seçimlere Yeşil Sol Parti ile girdik. O nedenle Sol Parti ile HDP'nin arasındaki hukukun önümüzdeki dönem bir gündem olarak ele alınacağını biliyoruz. Biz kadın alanı olarak zaten Yeşil Sol Parti HDP'nin bileşeniydi. Şimdi ortak en ahenkli, en çabuk intibak sağlayan, çabuk koordine olan alanda Yeşil Sol Parti ve HDP'nin Kadın Meclisi'nin ortak seyri. Bugün de toplantımızı zaten ortak yapıyoruz.
asgari demokratik çerçeve, kadın eşitlik özgürlük mücadelesi hattında zaten birbiriyle ayrışan yönlerinden çok örtüşen yönlerinin olduğunu, şimdi bu alanı bir kuvvete dönüştürmek, buradan yeniden güç almak üzere ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben hani kadın meclisinde duygusal değerlendirmeler de yaptık. Siyasal ve örgütsel değerlendirmeler de yapmaya devam ediyoruz. Firu Feruzad'ın bir sözüyle kadın meclisinde de ifade etmiştim. Ben ruhunu, duygusunu yitirmiş bu çağdan çok korkuyorum diyor. Bu zamandan korkuyorum. Biz de duygusunu yitirmiş siyasetten çok korkuyoruz. O nedenle duygumuzla, neşemizle, öfkemizle ve irademizle önümüzdeki dönemi örgütleme kararlılığımız bana umut verdi. Bugün hepimiz birbirimizden güç aldık.